Kayseri'de bu tüm Türkiye'de bu koronavirüsün başladığı günden bu yana, Mart ayından bu yana, işte 2020 Mart ayından bu yana PCR testleri çeşitli noktalarda yapılmakta. Biz bu PCR testi yapılan noktalarını sayısını her geçen gün daha da arttırdık. İlçelerimize bağlı merkez ilçelerdeki ASM'ler birkaç ASM'mize de yapmaya devam ediyoruz. Devlet hastanelerimizde, şehir hastanesinde, üniversite hastanemizde ve özel hastanelerimizde PCR testi alınması devam ediyor. Şu ana kadar günlük ortalama 2000-3000 aralığında test yapmaktayız. Genel olarak bu koronavirüsün başladığı günden bu yana şehrimizde 600 bin civarında PCR testi yapıldı. Halen de bu çalışmalarımız devam etmektedir. Temaslardan PCR testi alımı, şüphelilerden PCR testi alımı devam etmektedir. Şu anda da bulunduğumuz bina Kayseri Asker Hastanesi yerleşkesinde, bahçesinde de yurt dışına giden vatandaşlarımızın testleri alınıyor. Ayrıca askeri alımlarla ilgili PCR testleri de alınması devam etmektedir. Peki hocam, filyasyon çalışmaları nasıl gidiyor? Şu ana kadar kaç kişilik ekip görev yapıyor? Bunlarla alakalı bilgi alabilir miyiz? Filyasyon çalışmalarımız aynı hızla devam etmekte. Sadece vaka artışının durumuna göre, eğilimine göre filyasyon ekiplerimizin sayılarını organize etmekteyiz. Şöyle ki yazın başındaki, yaz ortasındaki, ülkemizde de arttığı dönemde olduğu gibi biz de filyasyon ekiplerini 400 ayrı ekibe çıkartmıştık ilimizde. Ama şu anda vaka sayılarının çok azalmasıyla birlikte filyasyon ekiplerimizin sayılarını da düşürdük. Pozitiflere ve temaslara en kısa sürede müdahale etmekteyiz bu ekiplerle. Peki hocam, filyasyonda öncelikle yaz döneminde özellikle şöyle bir şikayet vardı. İnsanlar temaslarını sağlık görevlilerine bildirmiyorlardı. Hala bu sıkıntı yaşanıyor mu? Evet, halen aynı sıkıntıyı yaşamaktayız. Kendimiz arkadaşlarımızın çabalarıyla dedektif gibi bir şekilde temaslarına ulaşmaya çalışıyoruz ama gene temasları saklamaktalar. Kimseye temas etmediğini, işe gitmediğini söylemekteler. Bu da bizim yayılım hızını arttırıyor ve bizim daha hızlı müdahalemizi geciktiriyor. Yani gene arkadaşlarımızın çabasıyla bir şekilde iyi kanallarla, sempatik kanallarla bunların temaslarını ekleyerek evde izole etmeye çalışıyoruz. Kesinlikle uyarımız şu olacak. Yani pozitif olduklarını öğrendiği anda veya şüpheli durumda olduklarını düşündükleri anda, PCR testini verdiği anda işe gitmemelerini tavsiye ediyoruz. Kesinlikle PCR testi vermiş bir vatandaşımızın işe gitmemesi gerekiyor ya da dışarıya çıkmaması gerekiyor. Sonucu çıkana kadar. Sonucu çıktığı andan itibaren de 10 günlük izolasyon süresini evinde kapalı bir şekilde geçirmesi gerekmektedir.